mübarek bayramın kutlu olsun kılıbım. Hiç olmasa bugün takılma. Kazak erkek, senin de bayramın kutlu olsun. Bugün takılmazsam, hem sana takılmazsam kimi takılacağım ha? Söyle. Yani, bayramlarda takılmak yasaktır bir şey. Yoksa diğer günlerde serbesttir de bayramlarda yasaktır. E söyle de bilelim. Tamam, tamam. Seninle baş edilmez. İstediğin gibi konuş. Sana laf anlatacağım ha. Deveğin de katladırım daha iyi. Yok be Hasan. Anlamadım. Bayramlarda takılmanın yasak olup olmadığıdır. Onun için sana sordum. Tamam Ali, tamam. Sen bu bayram sabahı benimle dalga geçmek istedin ama bu fırsatı sana vermeyeceğim. Hadi, hadi yürü gidelim arabaya. Anne, bu ciğeri o kadar güzel yapan ki yedi mahalleden kokusu duyulur. Ciğerci Ahmet bile bu kadar güzel yapamaz. Vallahi ben de tatlısın. Şimdi komşular gelip isterlerse hiç şaşma. Gelirlerse hoş geldiler, sefa geldiler. Buyursunlar, yesinler. E iyi de yedi mahalle geride bu ciğerden istersen biz ne yiyeceğiz? Doğru söylüyorum ben de. Herkese daha bir sakın daha var orada. Hiç öyle demeyin. Herkese de yeter, size de. Hem sizi anneniz aç bırakmaz. Babam da nerede kaldı ya? Bayram namazı kılalı yarım saat oldu. Yarım saat oluyor ama cami çıkışında mutlaka birileriyle sohbete dalmıştır. Neredeyse gelir. Anne, bugün ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Bugüne kadar ne yaptıysak onu yapacağız kızım. Kızım biraz gerizekalı. Bir bayramdan bir bayrama kadar her şey unutur. Ona her bayram hatırlatmak lazım ne yapacağını. Yorum hemen ya, git işine. Ben senin gibi gerizekalı değilim. Herhalde bir bildiğimiz var da sordum. Hadi bakalım, bir bayram günü olsun kavga etmeyin. Anne, bugün benim antrenmanım var diye ne yapacağımızı sordum. Ne antrenmanı kızım? Bayram günü antrenman mı olurmuş? Nereden çıktı bu? Yılbaşında antrenman yaptıran kadın, bayramda da yaptırır antrenman. Biz de söyledik ama dinle demedik. Eş, dost, akraba var dedik, gene dinle demedik. Kadının orada peynir demez, ne bu emeği? Ben anlamam. Bayram, aile ve eş dost ziyaretlerinin yapıldığı bir gündür. Bugün aile ziyaretleri yapacağız ona göre. Annem doğru söyle. Bugün bayram ziyareti var. Ona göre. Ne öyle? Antrenman mantraman. Bayram ziyareti var kızım, bayram ziyareti. Abin doğru söyle. Bayram ziyaretleri yapacağız ona göre. Anne ama benimle dalga geçirsiniz bir şey yok. Ben de söyledim kadına söylemesi de ama anlamadım ki. Sen zaten ben istemem gideyim bayram ziyaretine. Hem gitmezsem okul bursuma etki edeceğim. Ay okul bursuna da ne? O zaman kızım sen antrenmana katıl, bayram ziyaretlerini başka gün yaparsın. Hasan, hadi gel gidelim bize bayram ciğeri yiyelim. Be Ali ama dalga geçin benim lan. Fatma'yla çocuklar beni bayramlaşmak için beklerler be. Sen de beni ciğer yemeye davet edin. Hem bayram ciğeri bizim evde de var. Sen bize gel. Hey ya. Hemen sinirlenme öyle. Lafın gelişi öyle söyledim. Bilirim şu senin evde de bayram ciğeri var. Hem senin çocuklar beklediği gibi benimkiler de evde beklediler. Tamam hadi sen evine, ben evime. Ama biraz sonra sana geleceğim, elini öpeyim. Bana bayram parası vereceksin. Unutma ha. Ne parası be? Günaydın millet. Mübarek kurban bayramınız kutlu olsun. Günaydın kocacığım. Seninle kutlu olsun. Kutlu olsun çocuklar. Kutlu olsun. Olsun. Evet çocuklar, işte size 20'şer yeteri kurban bayramı parası. Evet baba, bir çocuk da bize para vereyim. Evet baba, Ahmet atladı, biz çocuğum. Madem çocuk değilsiniz, o zaman benim... Haa, az değilsiniz be kök doğrular, az değilsiniz ha. Madem verdin baba, o zaman kalsın. Ne be sahte pehlivanlar.
Laf söylemeye gelince bir harmanlık yer istersiniz. Madem çocuk değilsiniz, verin bakayım o zaman aldığınız paraları geri. Vermesine veririm baba ama madem sen verdin, seni kırmayalım. Ha senin cebin, ha bizim cebimiz. Ne fark edecek? Değil mi Ahmet? 40 yılda bir doğru söyledin. Ha onun cebi, ha bizim cebimiz. Tabii para kavgasına tutuştunuz, beni bayramlamayı unuttunuz. Aman anneciğim, sen unutulacak bir kadın mısın? Ver elini öpeyim. Annelerin en güzeli. Hiç senin bayramını unutur muyum? Allah her ikinize de hayırlı kısmet nasip eylesin. Nice uzun bayramlara yetişesiniz. Be hanım, bu ciğerin de 7 mahalleye erdi ha. Hadi, koy sofrana eğilim. Yoksa burnumun direği kırılacak. Halil, senin başa kıyafetin yok mu ama her gün böyle kapkara giy. Sana ne benim kıyafetimden? İster kara giyerim, ister kırmızı. Yok Bayır abi, kırmızı giymeden yanlış anlaşılırsın var. Doğru söylen be ama, o yanlış anlaşılacak. Bizim namımız çıkacak. Ne demek istersiniz ama? Kimsenin bir şey demek istediği yok. Yalnız seni böyle kırmızı kıyafetler içinde düşünürük de anından gel. Ne demek istersiniz yani? Ha siz beni... Yani demek istersiniz ki... Hadi be şakalaşmanın sırası değil. Bugün bayram. Ali Bey'in Hasan Bey'lerim. Bayramlarını kutlayalım da daha gideceğimiz çok yer var. Be koruma. Şimdi Ali Bey'in Hasan Bey'in bayramını kutladığımızda bize para vereceklerden ya acaba? Aklın fikrin parada. Senin göbeğini galiba parayla kes. Yanlarına gidince görürüm şimdi. Ne yapacağım Mahir abi? Alacağım parayı. Ne mi yapacağım? Bilmem. Bankaya faizi atacağım. Size ne be benim paramdan? İster faizi atarım ister yerim. Para benim değil mi? Versinler de o zaman düşünürüm. Vallahi be canım, ciğerden sonra bu ekmek kadayıfını nasıl yetiştirdin de böyle güzel yaptın? Pes doğrusu. Ben yapmadım. Hazır oldun yani? Yok bir canım, Aysun yaptı. Aysun yaptı. Yaşa be kızım. Demek becerin de böyle güzel ekmek kadayıf yapan. Aferin sana. Afiyet olsun babacığım. Kimin kızı? Tatlıcı baş Ayşe'nin. Boynuz kulağa geçti baba. Bu gidişle yakında koca da isteyecek kızı. Ahmet, benimden dalga geçme. Baba, boğuluna bir şey söyle yahu. Ahmet, hadi bakayım ha. Hasan Efendi, bayramdır diye evine kadar geldin, elini öptün. Yeltenip iki kuruş vermedin. Yürü be, para çocuklar için diyor. Senin gibi yerolar için değil. Ne yerosu be, hiç anlamam. Ben senden iki gün küçüğüm. Lüzum bana para versin. Neden senden büyüğüm? Kim söyledi? Birinin söylemesi gerekirdi. De, aynaya bakman lazım. Saçların pamuk oldu, pamuk. Hadi hadi fazla sızlama da benim bayramlık paramı ver, bayramlık. Ali nedir ama yaptın? Duyan da aramızda küçük çocuk var zannedecek. Kimin ne zannedeceği önemli değil. Ben hakkım olan bayramlı paramı isterim. Vallahi çocuksun çocuk. Fatmalım ne yapıyorsunuz bugün? Vallahi ilk babamı ziyarete gideceğim. Gitmezsek huysuzlanır. Ondan sonra mezarlığa. Ondan sonra eşe dosta bayram ziyareti. Sonra vallahi Allah kerim kısmet. Mine antrenmana gitmeyeceksin sen. Gitmesine gideceğim ama hiç de canım çekmez. Al benden ne kadar. Ben de istiyorum gideyim ama ne yapalım elimiz mahkum. Ne antrenmanıymış bu? Hiç bayram günü antrenman olur? Vallahi be Ali komşu. Sabahtan bana söyleyince fes başından sıçradı. Nedir bu bayram günü antrenman olur Allah için? Yok. Bayramda antrenmana gitmesine izin veremem.
ziyaret edeceğimiz yerler var. Kati. Hı, babam erkekleşti. Ama ne zamandan beri senin çocukların gideceği yere karışmaya başladı? Ama bugün bayram. Ziyaret edeceğimiz yerlere ailece gitmemiz gerekmez meleğim. Belki ama Mine bugün muaf. Kusura bakmayın, ben de muafım. Gideceğiniz yere ben siz gideceksiniz. Ne demek yalnız gidecek? Deden bekler. Deden bekler ya. Siz gidin. Ben sonra dedeme uğrarım. Ben gidiyorum. Nereye? Arkadaşlarıma uğrayacağım biraz. Ahmet bugün bayram oğlum. Uğramamız gereken büyüklerimiz var. Tamam anne bilirim. Ben sonra uğrarım büyüklerime. Hepinizin bayramını tekrardan kutlarım. Hoşça kalın. Fatma, bildiğin bir falcı var mı? Falcı mı? Ne falcısı? Bana bir falcı gerekiyor. Nedenini sonra söylerim. Vallahi duyduğum bir tane var. Beni ona götür. Götürmesene götüreyim ama. Bugün bayram bakar mı acaba? Bir şansımızı deneyelim. Tamam. Bak ziyaretlerimizi bitirelim. Sonra gideriz. Tamam. Hadi gideyim bakayım içeridekiler ne yapar. Hadi gel. Hadi gidelim. Bersan. Bayram ziyareti sonrası giderim ama mi? Bakarım da dadandın bulamaca. Olan ne senin avcılık ne de benimki. İkimiz de karavanacıyız. Boşuna çekecek o yolu. Boş ya da dolu. Mübarek bayram günü ya. Belki bir tane vururum. Tamam be. Gidelim ama bayram ziyareti sonrası. Yok geçen defaki gibi beni vurasın. Geçen defa şaşmalar sıyırıp geçti. Bu defa isabet etmesin. Tamam, 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 tamam. Dikkat ederim. Alırık Emel'i de. Biz vuramazsak o vurur. Nasıl olsa iyi yapışılır. Anlaştık. Anlaştık. Hadi be. Endaksi. Sayılmaz. Siz her şeyi dert edin. Dert edin ki ben de size keyif verecek maddeyi tedarik edeyim. Siz de bunları daha sonra enayi gibi alın. Bugün Kurban Bayramı. Siz de bana çok güzel bayram hediyeleri verdiniz. Hadi bakalım. Şunları buraya koyayım. Siz de bunları için, için ve rahat durun. Be Fatma, bu falcının evi uzakta değil inşallah. Uzak olsa arabayla giderdik. Hangi taraftadır? Amma da meraklısın ha, bekle. Biraz sonra geleceğiz, görürsün. Of, inşallah iyi falcıdır. İyi dedin. Kaç kişi methetti bana bu falcıyı. Ben de istedim gideyim ama bir türlü fırsat bulamadım. Neyse neyse, bana baktıktan sonra sen de baktırırsın, olmaz mı? Olur, niçin olmasın? Daha gidecek miyiz? Yok yok, az kaldı. Bu köşeyi dönerken ben oradayız. İnşallah derdime çare bulur. Bulur bulur. Sen hiç merak etme. Allah. Acaba falcının evi burası mı? Burası bizim çıktığımız ev. İyi falcı da. İyi de. Süper, süper. Aman hadi Fatma, hadi yürü.
Aa, selam Baykan. Gel buyur. Selam Mert. Ahmet'e bakmıştım ama evde kimse yok galiba. Bayram ziyaretine gidecek Erdi. Birazdan gel herhalde. Buyur otur. Sağ ol Mert. Gideyim. Bugün Kurban Bayramı. Gelen giden olur. Geçerken bir Ahmet'e uğrayın demiştim. Görürsen geldiğimi söylersin. Olur Baykan, söylerim. Ama otursaydın biraz. Sağ ol Mert. İnşallah başka zaman. Daha kaç saat bekleyeceğiz be Fatma, beklemekten sıkıldım. Daha dur bakalım. Adam iyi falcıdır ki içeriye giden kalır, çıkmaz. İyi olup olmadığını içeriye girdiğimiz zaman göreceğiz. İyi dinle. Aşağıdaki insanlara sorduğumuzu unuttun galiba. Uf, unutmasını unutmadım ama oturmaktan da kabahatlerim ağrımaya başladı. Ağrıdıysa kalk biraz yürü. Doğru söylüyorsun da nerede yürüyeyim? Neyse biraz daha oturayım, belki sıkılırlar da çıkarlar artık. Üf. Yo, böyle gitmeyecek. Bugün bayram. Gelmesi gerekirdi, daha gelmedi. Telefonla da cevap vermez. Evine gittim, evde de yok. Son bir kez daha arayayım. Cevap vermez. Of Ahmet, of. Bir bilsem senin nerede olduğunu. Ahmet telefonu ne çalıyor? Bu kaçıncı bugün? Baykalmış eve. Cevap versen mi acaba? Yok canım. Şimdi Ahmet'i şuradan bakarsan. En iyisi Ahmet uyanınca kendisi cevap versin. Şimdiye kadar her işin iyi gitti. Ama her işin sonunda bir kötü son vardı. Hiç düşünmeden Ahmet'i bu işin içine çektim. Ya Ahmet beni gambazlarsa? En iyisi bir süre Kıbrıs'tan uzak kalmak. Falcıbaşı, ününüzü çok duyduk. Her derde çözüm, deva bulabilecek kadar kuvvetli bir nefesiniz varmış. Öyledir eyvallah. Ben uluslararası bir falcıyım. Benim ünümü duyan nice devlet başkanları, politikacılar, iş adamları bana gelmişlerdir. Büyü yapmak da, bozmak da benim işim. Söyleyin bakalım, size ne fal bakayım? Ne falına bakarsınız bilmeyiz ki. Her türlü, su falından tutun da, kum falı, tarot falı, göbek falı, büyü yapmak benim işim. Siz yeter ki size ne falına bakacağımı söyleyin. Ne falına baktıralım be Fatma? Dur, falcıbaşı. En etkili fal hangisidir? Bütün fallarım etkili ve doğrudur. Ancak zorluk derecesine göre ayrılır. Size kaç paralık fal bakayım? 10 liralık fal olsun. Ne? 10 liralık fal mı olur? Benim en ucuz falım 50 liralıktır. Ha? O da su falıdır. Ne? 50 liralık mı? Sen galiba parayı yerden topluyoruz zannediyorsun. Hadi. Tamam. Ne diyorsun be Fatma? Vallahi bağırma. Adamın uluslararası falcı olduğunu duydum. Kusura bakma. Arkadaşım bugün çok üzüntülü. Oğlunun cebinde esrar buldu. Kocasının dostu olduğunu öğrendi. Çok berbat bir durumdadır. Ne olur kusuruna bakma. Biliyorum kızım, biliyorum. Ben her şeyi görürüm. Siz zaten zor durumda olmasanız bana gelmezdiniz. Siz ne falına bakacağımızı söyleyin. Ne falına baktıralım be, su falına değil. Su falına baktıralım, fal faldır. Tamam. Görüyorum. Görüyorum. Bir kadın görüyorum. Kısa mı desem, uzun mu desem? Sarışın mı desem, esmer mi desem? Zayıf mı desem, şişman mı desem? Bir kadın görüyorum.
de buraya koymam iyi oldu. Polis baskın yaparsa üstüne bulamazlar böylece. Polis baskın yapmadan ben polisi arayayım. Ondan sonra da verelim İstanbul. Alo, polis genel müdürlüğü mü? Bir ihbarda bulunacaktım. Ben kimim? Boş vereceğim siz beni. İstasyon Caddesi, Birlik Apartmanı No.5, Yenişehir'de eser içen ve bulunduran insanlar var. Boş verin dedim ya canım beni. Duyarlı bir vatandaş olarak bu ihbarı yaptım. İyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok hem de inanamayacağınız kadar çok özleyeceğim. Dediğin her şey doğru falcı başı. Oğlunun esrarından tut da kocasının dostuna kadar her şeyi buldun. İstediğin para helal olsun. Yalnız sen şimdi bize ne yapacağımızı söyle. Yapılacak şey o kadar kolay değil ki. Neden? Neden olacak? Hem sende hem de evinde büyü var. Kocanın senden uzaklaşması, oğlunun kötü özellikler edinmesi hep evine yapılan büyüdendir. Evde büyü mü var? Kime ne kötülük yaptık ki bize büyü yapsın? Bunlar Allah insanıdırlar Falcıbaşı. Kimseye kötülükleri olmaz. Ali biraz kazaktır ama kalbi temizdir onun da. Kötülük mötülük bilmezler. Ne yani? Benim falcılığımdan mı şüphe ediyorsunuz? Haşa, estağfurullah. Aklımın ucundan bile geçmedi. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ne yaptın Falcıbaşı? Seni kötülüklerden koruması için sümbül ana cininle dua okudum. Ne cini dedin ne cini? Sümbül ana cini. Sen merak etme, bundan sonra seni kötülüklerden o koruyacak. Şimdi sana gelelim hanım kızım. Demin de dediğim gibi sende kocaman bir büyü var. Bende büyü mü var? Kime ne kötülük yaptım ki? Bana büyü yapmış olsun. Bunun birçok nedeni var. Sen güzel bir kadınsın. Bunu herkes yapabilir. Ay nerem güzel Falcıbaşı. Güzelsin, güzel. Neyimiz var da neyimizi kıskanacaklar? Öyle deme, öyle deme. Sana bu büyünün yapılması için mutlaka bir neden vardır. Hem de sana öyle bir büyü yapıldı ki... Ne büyüsü yapıldı Falcıbaşı? Sana büyülerin en kötüsü yapıldı. Aman Allah'ım! Ya, katranla karıştırılmış domuz büyüsü. Sen bilmeden yemeğin içine kondun ve onları sen de, kocan da yediniz. O büyü şu anda senin içinde. Sana tavsiyem en erken bir zamanda bu büyüden kurtulmandır. Ne yapmam gerekiyor? Ne olur bana yardım et Falcıbaşı. Tabii kızım, tabii. Sana yardım ederim. Ancak sana yapılan büyü çok büyük. Ben bu büyüyü iki aşamada zor çözebilirim. Anlamadım. Nasıl iki aşamalı? Çok meraklısın. Falcı bu. Elbet bir bildiği var. Bak kızım. Soru sorarak günah işliyorsun. Ama yine de sana anlatayım. Bunun bir yığın duası, okuması, istihareye yatması, şeytanı uzaklaştırılması, kötülüklerin uzaklaştırılması gibi daha bilmediğiniz birçok nedenleri var. Tamam tamam da bunun iki aşamasını anlamadım Falcıbaşı. Gördün mü? Fazla merakınla canını sıktın Falcıbaşı'nın. Fesübhanallah, fesübhanallah. Allah bu gidişin an sana ne büyü çözecek ne de hiçbir yardımda bulunmayacak. Bak tamam tamam sustum. Bundan sonra hiç konuşmayacağım. Ne olur beni bağışla Falcıbaşı. Falcıbaşı ne olur bak özür diledi cahilliğine ver. Sizlere acımasam bu büyüyü çözmem ama Cenab-ı Hak katına çıkınca bir iyiliğim bulunsun diye sizleri bağışlıyorum. Ay sağ ol Falcıbaşı sağ ol. Allah ne muradın varsa versin. Sen sağ ol kızım, sen sağ ol. Birinci aşama kolaydı. Bak şimdi sen bana yedi denizin yedi dalgasından bir şişe su getireceksin. Aa, yedi denizin yedi dalgasından mı? Evet kızım ama dur daha bitmedi. Yeni doğmuş bir erkek çocuğunun saçından 3 tutam da saç getireceğim. Ve Fatma nereden bulacağız yeni doğmuş erkek çocuğu biz? Sus da dinle. Sonra yeni doğmuş 9 memelinin
ilk dışkısı. Aa, bu dokuz memeli de ne? Köpek. Sonracığıma kocanızın göbeğinden 5 tane kıl. Bunları hepsini toplayıp bir kaba koyacaksın. Ve kocanın yattığı yerin altına koyacaksın. 3 gün gün ışığı görmeyecek şekilde muhafaza edeceksin. Sonra yatsı namazına müteakip bunları bana getireceksin. Bu birinci aşama. İkinci aşamaya gelince... Be Fatma, inşallah bağızlamaz beni. Kaça yapacak acaba bu işi? Daha birinci aşamada bir yıl şey söyledi. Aç ağzını da sor. Bu iş bana kaça mal olacak? Paranın ne önemi var kızım? Paranın ne önemi var? Önemli olan senin büyülerden kurtulman değil mi? Orası öyle ama ödemem gereken parayı bilirsem iyi olur. Birinci aşama için 1000 lira. Ne? 1000 lira mı? Evet hanım kızım. Tabii ki birinci aşama için. İkinci aşama için ne kadar isteyeceksiniz? İkinci aşama... Paranın ne önemi var kızım? Önce sen bu büyüden kurtul da... Falcıbaşı, ikinci aşama için ne yapmamız gerekiyor? İkinci aşama için hanım kızımın bir hafta boyunca yatsı namazından sonra bana gelmesi gerekiyor. Neden? Neden olacak? Sana yapılan büyüyü çözmek için göbek büyüsü yapmam lazım. Bunun için de en uygun vakit yatsı namazından sonradır. Şimdi olmaz mı? Olmaz. Ama bir bakalım. Olabilir. Gel kızım sen benimle. Gel biz arka odaya geçelim. Ulan ayarsız, ulan manyak. Seni terbiyesiz seni. Nedir be senin yapmak istediğin ha? Bağırma kızım, bağırma. Bağırma da herkes de seni duyacak. Duyarsa duysun. Sen iyilesin seni. Ama ah! Ah! Vurma kızım, vurma! Aç bu kapıyı çabuk! Bekle, bekle kızım, sakinleş! Seni seni! Yürü be Fatma, yürü! Bahanin ne böyle, saçım başım dağıldı! Yürü de, anladım. yürü de elimden bir kaza çıkacak! Yürü, topla şeylerini, koş! Biter bir eksik! Ay! Sen bildin mi be? Buradan yukarıya çıkmıyor ha! Ulan yüzüme baksana! Buradan yukarı çıkmışım! Seni ağaca ayarsın! Seni terbiyesin! Yürüme Fatma, yürü! Daha elinden bir kaza çıkacak! Terbiyesiz seni! Terbiyesiz! Ay yürüme Fatma, yürü! Elinden bir kaza çıkacak! Saçım başım da olur! Da olur tabii! Çünkü kaydı testi böyle var diyor, kaçıyorsun. Kaçma. Ne oldu? Ne? Bu suratı ne Fatma, saçın başın ne? Yürü yürü deyince hemen dön taktiğe gidin işte öyle. Hadi o suratının ifadeyi görelim. Hadi. Sübhanallah, illa hüvele yaptığını yaptığını. Allah Allah. Bundan sonra hiç konuşmak için. Abdülillah. Abdülillah. Hadi hadi bir daha. Küçük sorularına canını sıktın falcı başına. Sübhanallah, sübhanallah. İlla yabike yaptığını yaptığını. Mi? Ne sana büyü çözecek ne de başka yardımlarda bulunacak. Bak. Şimdi. Yürüme lan. Manyak. Kafanı